Selam, hoş geldin bitki severim. Sana yeşil bitki kalbimi de gönderiyorum. Senin yeşil bitki kalbini de aldım. Evet sevgili bitki severim, bu güzellik tesbih çiçeği ya da timsah gözü inci tanesi olarak geçiyor adı. Ben bunun saksısını değiştireceğim. Askılı bir saksının içerisine koyacağım ve nasıl yapıldığını sana göstermek istiyorum. Şöyle birazcık bu kuru, sevgili bitki severim, bazı yerleri nemli. Şöyle açıyoruz, yer açıyoruz. Çünkü ters çevirdiğim zaman bu güzellik güzelce çıksın. Çünkü direkt bunu toprağa yerleştirmek istiyorum. Olduğu gibi hiç toprağını almadan. Böyle bu şekilde kenarları açabiliriz. Bitkimize bir zararı yoktur. Evet. Tesbih çiçekleri harika bitkilerden. Herkes bayılıyor bu kıza. Böyle güzel sarkması. Ben de o yüzden askılı saksının içerisine yerleştirmek istiyorum. Şu kabımı alayım. Mümkün olduğunca bir ters çevirmeye çalışacağım. Fazla zedelemeden. Bayağı altlar nemliymiş. Bu delikleri de ben açtım. Bayağı bol delik açmışım, değil mi? Kırıldı, sorun değil. Evet. Bu kızımın böyle içerisine yerleştireceğim. Kenarlarına toprak dolgusu yapacağım. Bu iri taneli tesbih çiçeği. Evet, bu şekilde tüm olarak yerleştirdim. Bunlarda dikilenleri artık çoğaltmak için. Şöyle yanlarından toprağını yerleştiriyorum. Toprağımız sukulent ve kaktüs toprağı. Toprağını neden açmadım? Zaten benim hazırladığım topraktı bu. O yüzden de gerek duymadım. Zaten saksımda oldukça onun için 2 boy ya da 3 boy daha büyük.
böyle kaşık kaşık yerleştirdim. Bunun içinde daha güzel yayılacaktır. Şöyle göstereyim tanesini. Görüyorsun bak, daha iri taneli. Bunun böyle şimdilik şu şekilde. İçine doğru sürekli kıvırmıştım. Buradan artık sarkacaklar iyice ortaya çıktı. Bundan sonrası artık sarkacaktır. Evet. Şöyle yakından göstereyim. Bu şekilde değişimde, saksı değişiminde rahatlıkla yapabilirsin sevgili bitki severim. İşte bu kadarlıktı. Gayet de saksısına da yakıştı. Askılı mor bir saksı. Evet. Şimdilik toprağı nemliydi. Kendi toprağıyla birbirine karışıncaya kadar toprağının kurumasını bekleyeceğim. Ve ondan sonra suyunu ikram edeceğim. Evet, sevgili bitki severim. Bu kızın bakımı da çok kolay. Rahatlıkla bakabileceğin bir tür. Dediğim gibi böyle çok çabuk yayılır. Seni üzmez. Rahatlıkla bakabileceğin. Ama sürekli su vermekten kaçın. Toprak kuruyunca suyunu ikram edebilirsin. Toprağın çok çatlamasına gerek yok. Zaten görüyorsun bak, bunlar iri taneli. Yani su bazlı olduğu için bu çabuk da suyunu tüketen bir kızdır. O yüzden çok fazla çatlamasına ihtiyacın yok. Beklemene gerek yok. Baktın ki hafif bir çatlamalar oldu toprak yüzeyinde. Onu gördün mü suyunu hemen ikram edebilirsin. Şöyle bunlar da güzel güzel böyle sarkarsa çok hoş olur değil mi? Şuradan her yerden böyle kıvırarak kıvırarak şöyle içe doğru almıştım bunu. Çok küçük bir parçaydı. Şöyle bu kadar 3 tane falan vardı. Evet, bu kadar vardı 3 tane. Bunları böyle kıvırdım, içine doğru yatırdım. Ondan sonra bu görüntüyü aldı. Zaten buralarından yeni çelikler de çıkarmaya başladı. Toprağa yakın olan yerde hemen kök salmaya başlıyor. Bunların da hava kökleri var. Toprağa yetişebilmek için mümkün olduğunca uzanmaya çalışıyor bu güzellikte. O yüzden de çok bakımı da kolay, kendi de kolay, üretimi de kolay. Daha önceki videolarımda zaten bu tespih çiçeğini göstermiştim. Merak edenler oradan bakabilir. Buraya kadar izlediysen çok teşekkür ederim. Doktor çiçeğimde kal. Sağlıklı ve mutlu kal. Kendine bakmayı unutma. Abone olmayı, beğenmeyi, takip etmeyi sakın unutma. Hoşça kal.